sevgili izleyicilerimiz. Misafirlerimiz Turaç, Ankara'dan Turaç şirketinden Sterling av fişeklerinin, atıcılarımızın ve avcılarımızın çok iyi bildiği Sterling av fişeklerinin üreticisi Turaç şirketinin elemanları ve yanımda Serkan Sakallı ve Tevfik Demir kardeşlerim var. Onlardan önce bu fuarla alakalı biraz bilgi alalım. Sonra Sterling fişeklerinin üretimi ve standartları, çeşitleri hakkında bilgiler alalım. Önce Serkan kardeşimden bir iki konuda bilgi almak istiyorum. Tabii. Serkan Bey, bu fuar biliyorsunuz deneyebileceğiniz fişekleri ve tüfekleri gördüğünüz, kullandığınız, attığınız avcı olarak bir fuar. Yani tabii, bugüne kadar klasik salonlarda yapılan fuarların dışında bir festival havasında yapılan bir fuar. Burada sizin çok başarılı bir şekilde fişek sponsoru olduğunuzu da evet, ve bütün fişekleri sizlerin verdiğini de biliyoruz. Onun için önce çok teşekkür ederiz. Bu nasıl gelişti? Bu durum nasıl gelişti? Nasıl sponsor oldunuz ve fuarda umduğunuzu bulabildiniz mi? O konuda bilgi verir misiniz? Şimdi biz 1987 yılında kurulan bir firmayız. Turaç firmamız Sterling fişeklerinin üreticisi. Altınbaş firmamız da bu fişeklerin Türkiye dağıtıcısı firması. Biz kurulduğumuz günden beri kendimizi sürekli geliştirme peşindeyiz ve her zaman da bu prensip üzerine çalışan bir firmayız. Geliştirme derken hem üretim kalitesi hem pazarlama. Pazarlama aynı şekilde. Şimdi daha önce dediğiniz gibi salonlarda sürekli fuarlar oluyor. Evet. Ürünler sergileniyor ve biz de buna hem yurt içi hem yurt dışı bütün fuarlara katılıyoruz. Standlarımızı açıyoruz, ürünlerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Ancak işin doğasında gerçekleştirilen bir festival bizim de dikkatimizi çekti tabii ki. Evet. Herkes ürünlerinden bahsediyor ama bu ürünleri bir de canlı olarak test etmek, göstermek. Biz de buraya katılmak istedik ki mühimmatlarımızı atsınlar, kullanıcılar atsın. Bütün tüfek üreticileri burada, buraya katılan atsın. Bize geri dönüşler yapsınlar. Nasıl? Bir şeyimiz nasıl? Bizim vaat ettiğimiz gibi çalışıyor mu? Hemen hemen her çeşit tüfekler denendi. Birçok firmanın, değil mi? Birçok firmanın çok çeşitli ürünleriyle denendi. Her tüfekte aynı neticeyi alabiliyor mu? Aynen. Evet. Yani biz direkt bu son kullanıcının ve firmaların dönüşlerini burada görmek istedik. Evet. Sonuçta biz her üretim aşamasında, her seride biz bu fişekleri test ediyoruz. Ancak bizim yaptığımız testle buradaki testler farklı olabiliyor. Tabii. Burada görmek istedik, burada yerinde denenmesini istedik. On binlerce fişek attırdık. Tahmin ederim, evet. Hiç durmadı. Hatta burada espri yapan var, ne kadar fişek atıldı biliyor musunuz? Dedik hani biz sadece fişek atmaya saymak için birini koysak burada 2-3 personel sadece bu fişekleri saysın. Doğru. Sayması gerekir dedik. Hani biz çok mutluyuz, katıldık. Tevfik Bey bizim pazar geliştirme uzmanımız. Evet. Birlikte burada firmalarla görüştük, vatandaşlarla görüştük. Çekimler yaptık biz de burada. Bazı insanların ön yargısı vardı. Hadi gel hemen fişeğimizi deneyelim dedik. Canlı canlı denedik. Abi çok geliştirmişsin, çok bravo dedi. Mesela bunları gördük, hatalarımız varsa da onları da affettik. Mesela ilk kez yapıldığı için bu fuar bazı şeyleri bizde daha farklı katkılarda bulunabiliriz dedik kendi kendimize. Sonuçta bizim için de yeni, Türkiye için yeni. Tabii. İnşallah hani bizim gibi firmalar destek olacak ki devamı gelsin. Şimdi tabii o umudu taşıyoruz. Dediğim gibi Ramazan'ın ve takvimin çok uygun olmamasından dolayı biraz geçe kaldı. Ama bu yıl da biliyorsunuz kış da uzun sürdü. İlkbahar geç geldi. Hatta gelmedi. Yağışlar 15 gün önceye kadar devam etti. Umarız ki bundan sonraki yıllarda da yine devam eder, yine katılırsınız. İnşallah. Çünkü İnşallah. Sizin destekleriniz av camiası için, av sektörü için çok önemli. Bu fuarlar bundan sonraki yıllarda da devam eder. Pekala, burada denenen fişeklerin
size dönüşü nasıl oldu? Firmalar ve katılımcı atıcı ve avcılar tarafından. Yani gelip de size şu fişeğiniz daha iyi, şu fişeğinizden istediğim neticeyi aldım, bundan alamadım diyen oldu mu? Yani doğrudan size birebir gelip de muhatap olup bu şekilde soranlar oldu mu? Yoksa bizim toplum biraz tepkisizdir biliyorsunuz. Ya tepki veren var. Var değil mi? Onlar da biraz. Var. Kafalarında soru işareti olan herkes buradaki soru işaretlerini silebilir. Bravo. Bravo. Yani, istenen de bu zaten. Tabii, aynen. Katılımcılar hepsine çok teşekkür ederiz. Yani Yazi Bey ısrarcı oldu. Evet. Biz de buraya gelirken çok kafamızın soru işaretleri var. Benfeyiz. Türkiye'de bir ilk. Nasıl İlk. Olacak? Evet. Bunu işte herkes bakıyordu dedim yani gelelim. Bundan sonraki Game Fair'lerde yine bulunmayı tabii ki biz de istiyoruz. Evet. Çok elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama buraya katılımcıların, diğer firmaların, Türkiye'de bu kadar fikir üreticisi var ki daha çok olabilir buraya katılımcılar. Onların da desteği buraya da lazım. Lazım, evet. Yani geliyorlar işte bu barlar, basınçlar, onların hakkındaki teknik bilgileri aktarıyoruz. Teşekkür için gelenler var. Üretici işte Bora Hanım'sı olsun, Kusan olsun. Evet. Kafalarındaki daha önceki gerçekleşen sıkıntılar varmış Stanley Cup şirketlerinde. Sonuçta bir insan doğar, emekler, kalkar, yürür sonra koşar. Biz şu anda koşma pozisyondayız. Ne mutlu. Yani kendimizi geliştiriyoruz. Biz burada her zaman şunu vurguluyoruz. Yani şikayetlerinizi bize memnuniyetsiz dostlarınızı aktarın diye eski bir şekilde yapıyoruz. Yani firmamıza gelip standımızı ziyaret edip teşekkürlerini ileten birçok kişi olduk. Firmamıza gelip şu fişeklerde sorun vardı diyen müşteri, son kullanıcı hadi gel hemen gidelim fişeğimizi alıp direkt orada attırıyoruz. Şimdi ben o zaman kendi adıma söyleyeyim. Ben 55 yıllık avcıyım. Kuş avcısıyım. Uçar avcısıyım. Son herhalde 5-6 yıldır Sterling kit fişeğini bıldırcında kullanıyorum doğrudan. Atıcı olduğum için o atış fişeklerine de özel bir merakım var tabii. Evet. Süratli nokta atış için fevkalade iyi netice aldığım bir fişek. Ben de çok kendi mutlu. Adıma çok teşekkür ederim sizlere. Sizden duymak çok önemli. Evet, gerçek. Bu gerçek yani. Ama evimde bu kendimizi geliştirme tabii ki sizin gibi büyük atıcılarımızın tabii, sayesinde. Sağ ol. Çok teşekkür burada ederim. Eskişehir'de yine atıcımız Mustafa Can Sınmaz Işık çok büyük destekleri oldu gelişine. Trabzon modelinde mesela Arge bölümünde bizimle bilgiler paylaştı, yardımcı oldu. Şimdi kendisine her zaman teşekkürleri bir borç ve teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Şimdi genel olarak böyle bu fuarla ve sizin katılımınızla alakalı. Bunun yanında fişek sponsoru olduğundan dolayı da özel bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca benim bir konuda daha bilgi alma ihtiyacım var. Çeşitleriniz, yani gramajlarınız, barut hakları dediğimiz barut miktarları, tapalarınız, kovanlarınız hakkında da ve kısaca ürünleriniz hakkında genel bir bilgi verme şansınız var mı? O konuda tabii da bana bir bilgi verin. Şimdi Turaç Çankırı Şahı'nın evinde imalat yapan fabrikamız 12 kalibreden başlayıp 36 kalibreye kadar bütün kalibreleri üretiyoruz. Tek kurşun saçma şahuritin modelleri. Şu anda bar basınç olaylarında 550 bardan başlar 700 bara kadar ürettiğimiz bar basıncı olan fişeklerimiz mevcuttur. Bir şey sorabilir miyim? Namlu çıkış hızlarını falan tespit edin. Bizim yine Serkan Beygir'in de medya sorumlusu arkadaşlarımızın desteğiyle küçük kitapçı şeklinde kataloglarımız var. Bunların hepsine çıkış hızlarını yazdık. Çıkış hızları şu şekilde yani tek kurşunlarda 450 metre bölü saniye çıkış hızında özel yaptığımız kurşunlar var. Ondan sonra saçmalarda yani bu çıkış hızlarında 390 metre bölü saniye. 415 yani 390 ile 450 metre bölü saniye arasında çıkış hızları olan fişek imalatlarımız vardır. Bu yönde zaten avcı ve atıcılara her zaman biz açığız. Evet. Bizim Sterling.com.tr, Altunmasas.com.tr şeklinde, Uraş.com.tr şeklinde sitelerimiz var. Oradan bize
her türlü avcı ve atıcılar son kullanıcısı ulaşabilirler. Sosyal medya ulaşıyoruz şu anda. Ulaştıklarında anlık cevaplar veriyoruz. Kimseyi cevapsız bırakmıyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. Bravo. Evet. Elimizden geleni de yapıyoruz. Evet. Evet, ürünlere devam edelim yine. Ürünlerde evet. Bu tabii Guarani firmasından gelen kurşun çeşitlerimiz de var. Saçmalar yerli. Nobel Sport'un çeşitli barutlarını kullanıyoruz. Bu teknik bilgilerde yine fabrikadan birini bulundurmamız gerekiyor burada. Kullanılan barut hakları değişiyor. Değişiyor o konuda. Ama genelde son kullanıcıya tüfeklerini kullandığında iz bırakmayacak, kirletmeyecek şekilde maylaklar yapıyoruz. Şu anda ses fişeklerinde geliştirdik kendimizi. Kuru bakliyat olaylarından geri duruyor. Şu anda ses fişeğinde keçe tarzında kullandığımız moleküller var. Bunu attığında son kullanıcı teşekkür için arayanlar da oldu. Tüfeğini harbi çekebiliyor. Direkt harbi olayını bitirdik. Tamam. Yine burada test alanlarında, atış alanlarında bunu kullandırdık. Son kullanıcıların da yine tepkilerini gördük. Şaşırıyor insan. Mekanizmadan namlu boyuna kadar her türlü temizliğini yapabiliyoruz. Yani kendimizi geliştiriyoruz her yönde. Ürün gruplarında 919 mühimmatımız da var. Şu anda mesleğe verdik. Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk tabii ki. Yani çok yollar kat ettik. Zorluklara göğüs geldik. Evet. En son Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 556 45 milik mühimmat ihalesi de bizde kaldı. 765 kısa 9. Ondan sonra 762 şeklinde 12-17. Bütün her şeyle malzemelerimizi hazır yapıyoruz. İzinleri çıkanları direkt imal edip son kullanıcıya verebiliyoruz. Zaten bu bizim yerli mühimmat olayımızda, gerçek mermi olayında biz 3-4 yıldır zaten bunu veriyoruz. Ama yurt dışı satış izniyle çıktık. İç piyasada da ihale yoluyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eğitim mermilerini yaptık. Arge bölümümüz çalışmaya devam ediyor. Son kullanıcılara ısrarla MK'den 919 mermilerini alıp denemelerini tavsiye ediyoruz. 765 ve kısa 9'da büyük bir açık var olduğunu burada da duyduk. Kullanıcıya diyoruz yani her şeyimiz hazır. Önümüz biz açtık, arkamızdan gelecekler de var illaki. Yani mühimmat olarak yani sadece tekniz olmayacak. Önümüzü açan herkes özel sektörün ne kadar iyi hizmet verdiğini görecek. Bundan sonra biz sivil halkımıza gerçek mühimmatları, gerçek 919'ları satmaya devam edeceğiz. Bizim av fişeklerinden biraz bahsedelim. Av mesela çeşitleriyle. Evet, av fişeklerindeki çeşitleri. Yani bizim fuarımızın esas konsepti biliyorsunuz avla alakalı olduğu için av fişeklerinde mesela 21 gramlık bir şey dolunuzu duydum. Ondan sonra bıldırcın için, çulluk için, kaz için, ördek için gramajlarla, taşma gramajlar, en büyük dolunuz, baby magnumunuz, yat magnumunuz var mı yok mu, gramajda dolunuz kaçtır, en az dolunuz nedir, türakleri. Elegans serisi diye yaptığımız bu işte keklik özel, bıldırcın özel, tavşan özel şeklinde yaptığımız av fişekleri var. Evet. Bunların gramajları düşük. Süratli kesinlikle çelik alışım yok. Evet. Tamamıyla kurşun. Saf kurşun. Saf kurşun. Otomatikleri kesinlikle çalıştırır. Bunda da iddialıyız. Çoğu kişi diyor işte bunlar çalıştırmaz. Düşük gramaj. Böyle bir algı var. Bu algıyı şu şekilde geçiyoruz. Biz eğer ki çalıştırmasaydı üstüne sterlik yazmazdık. Evet. Üstüne ben onu başka şekilde de anlatabiliriz. Evet. 3 gündür burada tüfek atılıyor. Aynı herhalde şey. Bir 100 çeşit tüfekte fişeklerin denendiği hiç problem oldu mu? Yok, problem tamam. Çıkmadı. Tamam. Teşekkür için de dediğimiz gibi. Doğru mu? Yani en az 100 ayrı tüfekte denendi. Tabii yani o önemli. Yani 10 binlerce fişek atıldı burada. Problem yaşanmadı. Çok hiçbir problem yok. Çok mutluyuz. Çok güzel, evet. Eksklusif serimiz var. Eksklusif serimiz var. Bunlar normal avcılara yönelik. Düşük gramaj değil.
İçinde neyse o olan. Yani 34 gram, 32 gram. Tabii elegans serilerimiz de gider. Çoğu kişi diyor işte 21 gram. Evet. Üstüne yazmasaydınız. Bizde öyle bir şey yok. Üstüne tabii, yazarız. Tabii yazmak lazım. Son tabii. Kullanıcıyı bilgilendiririz. Tabii. 34 gram fişeklerimizde Esprit serisinde 12 kalibrelerde 24 gramdan başlayıp 40 gram, 50 gram bu şekilde çıkıyor. En son mesela 64 gramlarımız da vardır. 89 yapak tüfeklere uygun. Evet. Onları da yaptık. Onları da veriyoruz şu anda. Test atışları için fabrikalara iletiyoruz. Alanlar gayet memnun. Evet. Yine burada fuar alanında bulunan komanda firmasına verdik. Onlar da atışlarını yaptılar. Herhangi bir şikayet gelmedi. Yani evet. Bizim için gurur verici. Biz sonuçta hizmet için buradayız. Elimizden en iyi geleni yapmaya hazırız da. Bu şekilde. Serkan Bey, Tevfik Bey, size av sektörüne yaptığınız katkılardan dolayı bir avcı olarak, abiniz olarak tabii ki çok teşekkür ederiz. Eskişehir'e geldiğiniz bu av fuarına katıldığınız için, ayrıca fişek sponsoru olduğunuz için ayrıca müteşekkir ederiz. Size her türlü konuda başarılar diliyorum. Sterling'e ve sizlere sevgiler, saygılar. Biz de ilginiz, desteğiniz ve abiliğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.